Teşekkürler. Kürsan 24 Televizyon'dan Ömer Sönmez. İlk sorum Sayın Sağlam'a olacak. Efendim geçtiğimiz hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiniz. Son dönemde müdafaa iktidarı özellikle Kürt meselesinde eleştiren bir tavır aldınız. Erdoğan'ın Kürt sorunu yoktur sözlerini eleştirmiştiniz. Partinizden bir yetkili görüşmede ağırlıklı olarak Kürt meselesinin konuşulduğunu, görüşüldüğünü belirtmişti. Bu görüşmede Kürt meselesiyle ilgili siz ne söylediniz Hüdapar olarak? Ve Sayın Erdoğan Kürt meselesindeki Kürt sorunu yoktur sözleriyle ilgili bir değerlendirmede bulundu mu? İkinci sorum ise her Kürt ya da Kürt meselesi dediğimiz sorunu biz konuştuk. Belki zamanımızın önemli bir kısmını bu meseleyi izah etmeli geçti ama biz bu meseleleri konuşurken aslında isimlendirmeler herkesin, her düşüncenin kendine göre isimlendirmeleri var. Bazıları Kürt sorunu der, bazıları Kürt meselesi der, bazıları ekonomik sorun, Güneydoğu sorunu. Biz isimlendirmeler çok takılmıyoruz ama Türkiye'de şu anda canımızı acıtan bir husus var. Vatandaşların önemli bir kısmı kendi haklarının tam olarak tanınmadığı, kültürel haklarının tanınmadığı konusunda bir şikayetleri var ve 40 yıla yakın bir süredir de bu konuyu gündeme getirerek bu kılıf altında ülke insanının enerjisini buraya harcayan hem insani anlamda 50 binden fazla insanın kat edildiği ve ülke ekonomisinin önemli bir kısmının heba olmasına neden olan bir sorunla karşı karşıyayız. Biz bunu aslında temel insani haklar olarak görüyoruz. Yani bir hukuk çerçevesinde temel insani haklar olarak baktığımızda kimin ne isim verdiği çok önemli değil. Her vatandaşın eşit bir şekilde bu ülkede yaşama hakkı var. Birinci sınıf vatandaş olarak görülmesi, tanınması hakkı var. Bizim temel düşüncemiz bunun anayasada garanti altına alınmasıdır. Artık hükümetlerin, devirlerin değişmesiyle, darbelerin olmasıyla, müdahalelerle bozulmayacak bir hale gelmesidir. Bu ülkenin temelinde Kürtlerin ve Türklerin birlikte oluşturduğu bir devlet var. Bu ilk günden beri böyle ama bir süre sonra insanların önemli bir kısmının inkar edildiği, yok edilmeye çalışıldığı, katliamlara uğradığı bir dönemi yaşadık. Şu anda belki yaşayanların büyük bir kısmı bunu canlı olarak gören insan kalmadı ama zihniyor. Ülke insanının önemli bir kısmı maalesef bu geçmişte uğradığı hukuksuzluklara ve zulümlere karşı bir çekincesi var. Kendini görmek istiyor anayasada. Tanınmak istiyor. Anayasaca tanınmak istiyor. Biz özellikle bunu her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Az önce Sayın Başbakan'a da biz içeride belki önemli zaman dilimini bu konuları konuşmayla geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu izah etmeye çalıştık. Tabii herkesin bu konuyu isimlendirmesi farklı olabilir. Ama bir sorun var ve bunun çözülmesi gerektiği konusunda herhalde ülke insanların kimsenin bu konuda bir şüphesi yok.